Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle e, çember konusunun ikinci videosuyla devam edeceğiz. E, bir çember ile bir doğrunun birbirine göre durumları. Değerli arkadaşlarım, 3 tane durum vardır. Beraber işleyelim inşallah. Birinci durumumuz şu. Çemberimizi çizelim. Doğrumuz çemberi iki noktada kesebilir. Bakınız A ve B noktalarında kesebilir. D doğrusu. Çemberin merkezi O noktası olsun. Arkadaşlarım şunu söyleyebiliriz. Şu OH uzunluğu gördüğünüz gibi arkadaşlarım yarı çap R'den küçüktür. Yani çemberi iki noktada kesiyorsa OH uzunluğumuz yarı R'den nedir? Küçük olmak zorundadır. İkinci durumumuz, ikinci durumumuzda arkadaşlarım doğru çembere teğet olabilir. Doğru çembere teğettir. Şu D doğrusu. Arkadaşlarım şurası merkez olsun. OH uzunluğu o zaman teğetse ise yarı çap R'ye eşit olmak zorundadır. OH uzunluğu yarı çap R'ye eşit olmak zorundadır. Üçüncü durumumuz. Değerli arkadaşlarım. Çemberi kesmeyebilir. Düzeltiyorum. Arkadaşlarım. D doğrusu çemberin dışarısında olabilir. Yani OH uzunluğu OH uzunluğu yarıçap R'den büyük olabilir. Şöyle yazalım. OH büyüktür. Yarıçap R. Evet. Örneklerimize geçelim. Birinci örneğimiz yani 11. örneğimiz arkadaşlarım devam ettiğimiz için. Şurası önemli. X elemandır tam sayı. Evet bunu kullanacağız. Yarıçapı 5x-2 olan çemberin merkezinden 25 cm uzaklıkta bir D doğrusu veriliyor. Hemen bir çember çizelim. Şöyle bir çemberimizi çizdik. Arkadaşlarım merkezinden 25 santimetre uzaklıkta bir D doğrusu veriliyor. D doğrusu ile çemberin ortak noktası olmadığına göre. Yani doğru çemberin dışında. D doğrusu. Ve arkadaşlarım çemberin merkezinden 25 birim uzaklıkta. Evet bunu da yazalım. Şu uzunluğumuz 25 birim. Çemberin yarı çapının alabileceği en büyük değer kaçtır? Yarı çapımız kaçtı? 5x 2. Orada yazıyor. Evet. Arkadaşlarım o zaman şöyle, şöyle söyleyebiliriz. Yarı çap 5x 2. 25'ten nedir? Küçüktür. 5x 27'den küçüktür. X arkadaşlarım 27 bölü 5'ten küçüktür. Yani 5,2. 5,4 evet. Değerli arkadaşlarım 5,4'ten küçük olan en büyük tam sayı kaçtır? 5'tir. O zaman x yerine 5 yazdığımızda yarı çapımız 5x eksi 2 idi. 5 kere 5 25 2 çıkarttık 23. Yani yarı çapımızın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçmış? 23 santimetreymiş. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Bir diğer sorumuzda. Evet. Güzel bir soruya benziyor. O merkezde 5 cm yarıçaplı çember ile çember ve aralarında 120 derecelik açı olan AB ve AC doğruları veriliyor. Evet. Şu rengi değiştirelim. OK diktir AC. OK uzunluğu 8 birim. Şu uzunluk 8 birimmiş. AK uzunluğu 4 köküşmüş. Çemberin AB doğrusunu en az kaç santimetredir uzaklığı? Arkadaşlarım şöyle merkezden uzaklık dediği vakit dik uzaklık alacağız daima. En kısa uzaklık uzaklık dik uzaklık. Çembere dediği için bakın merkezine demiyor dikkat edelim. Çemberin diyor arkadaşlarım. O zaman şu üzerindeki noktayı alacağız. Şuraya K noktasını kullanmışlar. E noktası diyelim. EH uzunluğuna X diyelim arkadaşlarım. Şurayı soruyor bizden. A maddesinde. B maddesinde çemberin AB doğrusuna en çok uzaklığı. O zaman arkadaşlar çapı da ekleyeceğiz. En çok da burada olabilir. Şuraya da F diyelim arkadaşlarım. FH uzunluğu. Yani şöyle yazalım. A maddesinde EH'ı soruyor. Yani bize X'i soruyor. B maddesinde arkadaşlarım FH'ı soruyor. Yarı çapı kaçtı bunun? 5'ti çapı ekleyecektik. O zaman 10 artı x'i soruyor. Yani x'i bulmamız bu soru için yeterli. Değerli arkadaşlarım aralarında 120 dereceymiş. E şimdi bakın şurada bir dörtgen meydana geldi. O, K, A, H dörtgeni. Şu iki açının toplamı 180 derece. Bu açımız 120 dereceyse ise bu açımız da 60 derecedir. Arkadaşlar üçgeni tamamlayalım. Bir 30-60-90 üçgeni oluşturalım. Yapacak bir şey yok. 30 derece oldu mu burası? Oldu. O K OK uzunluğunda 8 vermiş. E Bildiğimiz gibi arkadaşlarım şu dik üçgende 30'un gördüğü 8 60'ın gördüğü 8 köküç olacak. Sol tarafta 4 köküç. Sağ tarafta 4 köküç kaldı. E şimdi bu açımız 60 derece. 90'ın gördüğü 4 3 ise değerli arkadaşlarım 30'un gördüğü 2 köküç 60'ın gördüğü 2 köküçün köküç katı 6 olacak. E şimdi şu yarı çapta 5'ti. Şu uzunlukta 5'ti. 30'un gördüğü 8 ise büyüklük küçükken için söylüyorum. 90'ın gördüğü 16 olacak. 30'un gördüğü 8 ise 90'ın gördüğü 16 olacak. 5 artı 6 artı X toplamımız 16 olacak. X'e kala kala ne kaldı? 5 kaldı. E yarı çapımız 5'ti zaten. Arkadaşlarım A maddesini bulduk. 5 en uzun uzaklığı da arkadaşlarım FH'tı. 10 artı X'ti. 15 olarak bulunur. Evet anlaşıldı mı değerli arkadaşlarım? Şimdi cevap veremiyorsunuz. Zaten videonun en güzel tarafı o. Yani sınıfta gürültü olmuyor, patıtı olmuyor. Bir de soru soran da yok. Belki kötü tarafı. Anlamadıysanız arkadaşlarım videoyu başa sarın. Bir daha izleyin. Yapabilecek bir şey yok. Devam edelim. Çemberde kirişin özellikleri. Evet. Arkadaşlarım bunu izah edelim. Birinci maddemiz. Merkezden kirişe indirilen dikme, kirişi iki eşit parçaya böler, kirişi ortalar. Gençler, şuraya AB diyelim. Merkezde burası olsun. O noktası. Merkezden kirişe indirdiğim dikme, kirişi ortalayacak. Yani iki eşit parçaya bölecek. Arkadaşlarım, ne yaptığımıza gelir burada? Daki. Bakın, izah edelim bunu. ispatlamış olalım ben. Şunlar yarı çap değil mi? Burası da yarı çap. O, A, B ikiz kenar üçgen oldu. İkiz kenar üçgende neydi? Merkezden taban indirilen dik mi? tabanı iki eşit parçaya bölerdi. Biz bunu kodlamıştık. Ne diyorduk? Daki diyorduk. Neydi daki de? D diklikti. A açı ortay. K kenar ortay. İyi de ikiz kenarda. Evet. Bu sorumuzda arkadaşlarım dik dik var, kenar ortay var. Basa D var, K var. O zaman yapıştırdık. İyi. Yani burası ikiz kenar üçgendir. <laughs> Devam edelim. Affedersiniz. Bir çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. Evet. Bunu iki yıldız, üç yıldız atalım. En kısa kiriş ise bu çapa dik olan kiriştir. Bunun da izahını şu şekilde yapabiliriz. Yine bir çember çizelim arkadaşlarım. En uzun kiriş çaptır arkadaşlarım. Merkezden geçendir. Bu birincisi. ikincisi de şimdi bir P noktasından geçen bakın P noktasından geçen en uzun kiriş dedik ki arkadaşlarım çap. En kısa kiriş de merkeze dik olan kiriştir. Evet. Yani iki eşit parçaya bölecek. En kısa kiriş AB. En uzun kirişte çap olan CD arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir çemberde bir çemberde uzunlukları eşit olan kirişlerin merkezi olan uzaklıkları eşittir. Bunu ispatlayalım hep beraber. Hep beraber dediğime bakmayın. Yani ben ispatlıyorum. Sizin bir şey yaptığınız yok. Oturup izliyorsunuz. Yaz, yazın arkadaşlar. Bunu yazın yani. AB ile CD eşit olsun. Diyor ki arkadaşlarım eğer AB ile CD birbirine eşitse merkeze olan uzaklıkları da eşittir. İspatlayalım. Şimdi AB'ye 2x dedik. O zaman CD de 2x. Merkezden kirişe indirilen dikme merkez e, düzeltiyorum arkadaşlar. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya bölecek. Burası h'sa şu uzunluğunda h olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz çok basit. E burası yarıçap r değil mi? Burası da x x değil mi arkadaşlar? Burası da yarıçap r. Eş üçgenler meydana geldi. Dolayısıyla arkadaşlarım, eğer kirişlerin uzunlukları eşitse merkeze olan uzaklıkları eşittir. Veya tersinden söyleyelim. Merkeze eşit uzaklıktaki kirişlerin uzunlukları birbirine nedir? Eşittir. Evet, bir diğer maddemiz merkeze yakın olan kiriş daha uzundur. Bakın arkadaşlar zaten en uzun kiriş çap değil miydi? Bakın merkeze yaklaştıkça arkadaşlar şöyle yapalım. Şu CD kiriş olsun uzakta. Merkeze yaklaştıkça arkadaşlarım kirişin uzunluğu artıyor. En uzun kiriş de neydi? Merkezden geçen kirişti. Şu AB kiriş. Çaptır. Evet devam edelim örneklerimiz. 16. örneğimiz. Okuyalım. BD çembere T, BD diktir AB, BD uzunluğu 6 birim. O merkezi çemberin yarıçapı 11 birim olduğuna göre BC kaç birimdir? Arkadaşlarım yarıçap TT neydi? Dik. Yarıçap kaç birimmiş? 10 birim. Bunu biliyoruz. Bir de AC kirişi var. E buna da dikme atalım hadi. Ayıp olmasın. Dikmemizi attık. Burası 6 ise Dikdörtgen meydana geldi. Bu uzunluğumuz da 6. Arkadaşlarım bakın kural hiç değişmiyor. Çemberin merkeziyle üzerindeki noktayı birleştirip yarı çap oluştur. Defalarca söyledik ya anlayın. Çemberin merkeziyle üzerindeki noktayı birleştirip yarı çap oluşturdum. Onu gördüm 6'yı gördüm yapıştırdım kaçı? 8'i. Bize BC'yi sormuş. X diyelim oraya. E burası 10 ise yukarısı da 10 olacak. E 8 artı X ise 8 artı X 10 ise X'e kala kala ne kaldı? 2 kaldı. Evet. Devam edelim. Bir diğer sorumuz var. Hmm. ABCD, karesinde BC çemberi E noktasında teğettir. Karenin bir kenarı 8 birim olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir? Çemberin merkezi canına yandığı şurası olsun. Kare olduğuna göre bir kenarı 8 birim olduğuna göre bir dikmeyi yapıştırdık. Dörde 4, 4 olarak bulundu. Tamam. AB de 8. Bunu unutmayalım. Arkadaşlarım yarı çap neydi? Dik. Bize zaten yarı soruyor. Şuraya r dedik. Şurası da o noktası. Şimdi gençler ab8. Şu uzunluğunda 8. Bakın paralel birbirine. O zaman buraya ne kalır? 8 eksi r kalır. Bakın biraz önce söyledim. Biraz kızarak söyledim ama çemberin merkeziyle üzerindeki noktayı birleştir. Hep aynı şeyi yapıyoruz. V'de r deriz. Bakınız şöyle bir dik üçgenimiz oluştu. Çizelim. 4 8 eksi de R. Arkadaşlarım şıklara baktık. Gerçi burada şıklar yok da. Tam sayı mı değil mi? Eğer tam sayıysa değer veririz en kolayı. R yerine 5 yazsak sağlıyor mu? 4'ün bulunduğu zaten 3 4 5 üçgeni var. Başka yok. E burası da kaç olur o zaman? 3. Sağladı mı? Sağladı. 3 4 5. O zaman yer kaç çıktı? 5. Ya hocam ben bunu nereden bileceğim? O zaman amelelik yapacaksın kusura bakma. Pisagor bağıntısı 4'ün karesi artı 8 eksi R'nin karesi eşittir R kare. Yani 16 artı 64 bak yaparken biraz sıkıldım. 16 R artı R kare eşittir R kare. R kare uçtu. 16 R eşittir 80. R yine kaç çıktı? 5. Ya da böyle yaparsın. Bence böyle yap. Evet. Aha güzel bir soru. Arkadaşlarım çember var teğet var. AB kirişi var ama AB kirişi D doğrusuna T. Şey düzeltiyorum paralel. Merkezden kiriş indirilen dikme yarıçap TT D'ydi dikti. Bu birincisi. Merkezden kiriş indirilen dikme de kirişi iki eşit parçaya böler. Ya hocam şuranın 90 olduğunu nereden bildik? E paralellik vermiş. E dikme eşit parçaya bölecek. 4'e 4. Yazdık hemen yapıştırdık. Arkadaşlarım 2OC eşittir 3C'de direkt karşısına katsayı sayı veriydi. Katıladınız değil mi? Yani OC'ye 3x diyelim. CD'ye 2x diyelim. Bize zaten 2x'iz. Yani CD'yi soruyor. Değerli arkadaşlarım, çemberin merkezini üzerindeki noktayı birleştir. Birleştirdik. Yarıçap 5x mi? Aha burası da 5x. 3x var, 5x var. E buraya da 4x kalır. Demek ki arkadaşlar 3, 4, 5'i sağladığına göre x eşittir 1. Bizden CD uzunluğunu soruyor. CD uzunluğu 2X O da eşittir. Kaç çıkar? 2 Evet. Hızlı olmadı değil mi? Hızlı olduysa videoyu böyle yavaşlatarak dinle. Arkadaşlarım bir diğer sorumuz O merkezde çemberde O, B, C, D noktaları doğrusal. Hmm. O, B eşittir. B, C, O da eşittir. C, D Bunları yine X diyelim. X'in nedir bizden çekti? B noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu 8 kök 2 olduğuna göre en kısa kiriş neydi değerli arkadaşlarım? Merkeze dik olan kirişti. A şurası. Şurası dik. 8 kök 2'ymiş uzunluğu. Rengimizi değiştirelim. Şurası 4 kök 2. Şurası da 4 kök 2 olacak. Yarı çapımız 3x değil mi arkadaşlar? Bakın hep aynı şeyi yapıyoruz. Dönüp dolaşıp aynı şeyi. Yarı çapımız 3x. Şöyle bir dik üçgenimiz oluştu. Onun gibi eğik çizeyim. Şurası x, şurası 4 kök 2, şurası 3x. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece Pisagor bağıntısı. x kare artı 4 kök 2'nin karesi 32 eşittir. 9x kare. Güzel bir şey çıktı. Buradan 8x kare eşittir 32'den. x kare eşittir 4. x eşittir kaç bulunur? 2. Yani bunun yarı çap uzunluğu x2 olduğuna göre kaçmış? 6. Arkadaşlarım C'den geçen en kısa kirişin uzunluğunu soruyor. Bakın bize 2x'i sormuyor. Onu başka bir çember çizerek anlatayım. Arkadaşlarım şöyle çemberimizi çizelim. O noktası şurası olsun. C'yi çizeyim sadece. C'den geçen en kısa kirişin uzunluğu. Şurası C noktası. OC uzunluğu 2x'ti. Şuraya 2x yani x yerine 2 yazdığımızda 4. Yarı çapımız 6 idi. Bize şu y'yi soruyor. Yani daha doğrusu 2 y'yi soruyor. Sol tarafta Pisagor bağıntısı alıyorum. Bakın şöyle bir dik üçgen meydana geldi. 4'ün karesi 16 artı y kare eşittir 36. Y kare eşittir 20. Y eşittir 2 kök 5. Dediğim gibi arkadaşlarım C'den geçen en kısa kirişin uzunluğu 2'ye. O da kaç yapar? 4 kök 5. Evet Allah'tan 40 yanlar. Evet değerli arkadaşlarım geldik bir diğer sorumuz olan 20. soruya. Evet 19. sorumuzu çözdük 20. sorumuza geldik. Okuyalım. Güncel hayatı uyarlayacağız diye bazen saçmalıyorlardı İnşallah böyle değildir. Şekildeki odanın alt ve üst zeminleri eş çember yayları şeklindedir. Peki. Bu odaya giriş, bu odaya giriş yayın merkezinden 240 cm uzaklıktaki bir kapı ile sağlanmaktadır. Odanın üstten görünümü aşağıdaki gibidir. Niye kısık okuyorum? Anlamak için. Kapı A noktasından menteşeli ve B noktasından ok yönünde itilerek odanın içine doğru en fazla 120 derecelik açı ile açılabilmektedir. Buna göre odayı oluşturan çember yayının yarıçapı kaç santimetredir? Hmm. Arkadaşlarım şimdi B noktasında itiliyor ve içe doğru A noktasında menteşeli açılıyor ve en fazla da 120 derece. Yani şurayı açtığımızda B üssü burası olur. Ve şu açımızda 120 derece olur. Çemberin merkezi de şurası olsun. O noktası. Çemberin merkezinden kaç birim uzaklıktaymış? 240. Şuraya yapıştırdım 240'ı. Biraz küçük ama idare edin. Arkadaşlarım, çemberin merkeziyle üzerindeki noktayı birleştirdik. Tek yaptığımız o. Şu açının 120 olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk. Şu uzunluklar eşitse arkadaşlarım, şu açı da birbirine eşit olacak. 60, 60. 120 derece olduğu için e, dik üçgen var. Şurası 30 derece. 30'u 60'ın gördüğü 240 ise 30'un gördüğü yarısı olacak. Düzeltiyorum. 240 bölü kök 3 olacak. 240 bölü kök 3. Pay ve pay diye kök ile çarptığımızda arkadaşlarım 80 kök 3 olarak bulunur. Yani şu uzunluk 80 kök 3. E şimdi 30'un gördüğü 80 kök 3 ise 90'ın gördüğü 2 katı 160 kök 3. Yani A maddesini bulduk. R eşittir 160 kök 3. B maddesi neyi soruyor? AB kaç santimetredir? AB arkadaşlarım 80 80 80 kök 80 kök 3 yine AB uzunluğu da arkadaşlarım 160 kök 3 olarak bulunur. Evet bu soruyla beraber arkadaşlarım bugünkü bu videodaki dersimizi sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki konumuz çemberde açılar. O videoda görüşmek üzere. Anlamadığınız yeri arkadaşlarım sardırın. Tekrar dinleyin. E, hızlı anlattığımı düşünüyorsanız Bakın YouTube'un özelliği var. Yavaş dinletme özelliği. Oradan da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.